Güzel ya Allah. Ya Celal abi, güzel elbise, güzel. Eyvallah. Ha. Lan Kirli, ha. Bu senin yediğin kırmızı başlıklı kızın şapkasının rengi ne renkti lan? Mavi. Ulan bende dayak yiyecek göz var mı be? Canım şimdi şöyle bir Amasya elması olsaydı da katır katır ısıra ısıra yeseydi. Yeşil mi kırmızı mı? Kızılırmak Amasya'dan geçmiyor mu paşam? Ulan kitapsızlık etmeyin. Niye bayrağın rengi de kırmızı demiyorsunuz? Bundan sonra kırmızı, kızıl, Suzan, Celal, sinema, tiyatro, al, ver gibi kelimeler yasak. O kadar. Kanın rengini de biliyorsunuz ona göre. Oy 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 oy. Alemin kırmızısı geliyor be. Oh! Pardon, alemin kralı diyecektim. Selamün aleyküm kahve milletinin insanları. Aleyküm selam. Baba hoş geldin. Aman üstüme başıma bir şey deme. Ne diyeceğim Celal'im? Maşallah cirlop gibi olmuşsun. Beğenmeyen küçük kızını almasın. Oh şükürler olsun. Bican, patlatsana oğlum çayları. İlla babaya mı söyleteceksin? Tüm bardaklar dolsun! Yuvarlak konuşmayı sevmem. Net konuşacağım, direkt mevzuya gireceğim. Size Galileo Galilei'yi anlatacağım. İtirazı olan varsa ya şimdi konuşsun ya da ebediyete kadar sussun. Yaklaşın bakayım yamacıma. Yaklaşın. Yaklaşın bakayım bulaşıklar. Ne itirazı? Engizisyon Mahkemesi. Yerini aldı. Kara kara cübbeli, kara kara suratlı ama nazir olsun diye kıvır kıvır, lüle lüle beyaz peruklu papazdan hakimler, rahipten savcılar, zangoçtan katipler kürsüye oturdu. Salon hınca hınç doluydu. Herkes bu deliği görmek istiyordu. Saha ve zemin futbol oynamaya müsait. Futbol topu meşin yuvarlak değil. Kıllı bir kelle olacaktı. Engizisyon denilen linç mahkemesinin başkanı önündeki tokmağa asılıp üç kez kürsüye vurdu. Mübaşir anında mesajı kapıp önündeki gıcırdayan ceviz kapıyı açtı. Koridora doğru arasında maydanoz kalmış dişiyle bağırdı. Çapan oğullarından Galileo Galilei! Galileo Galilei! Galile, enleri ayakları zincirlerle bağlı bir şekilde şangır şungur, tangır tungur bir musikiyle sanık sandalyesindeki yerini aldı. Tırsmadan önce mahkeme heyetine, sonra da salona şöyle bir baktı. Aman iyi, bir de ne görsün? Karısı, iki gözü iki çeşme, elinde oyalı mendili, kucağında iki sahibisiyle birlikte hüngür hüngür ağlıyor. Ulan karı, ben sana adliye koridorlarına gelmeyeceksin demedim mi? Tosunu torbayı toplayıp gelmişsin. Ne işin var burada? Karısı beklemeden hemen cevabı yapıştırdı. Halam ile gidiyordum da gide gide bir de ne göreyim? Dünya yuvarlakmış kendimi burada buldum. A benim sopa aldı kocam. Susun! Diye bağırdı mahkeme başkanı. Söyle lan Galile. Dünya öküzün boynuzunda değil mi? Bakayım. Şerefsiz. Hemen oradan gariban karısı atıldı. Reis bey, şerefsizim sabahtan akşama kadar dünya öküzün boynuzunda dönüp duruyor diyor. Burada niye öküzlüğü durduysa bu gebermeye sizlerin ama. Hadi bana acımıyorsan şu el kadar çocuğum bana da acımıyor. Sus kadın, seni dışarı attırırım diye bağırdı reis. Galile hemen aman aman reis bey cevap veriyorum bir dakika. Dünya öküzün boynuzunda değildir. Bir anda o koskoca salonda ölüm sessizliği hüküm sürmeye başladı. Ulan sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Burası koskoca Engizisyon Mahkemesi. Seni çalı süpürgesiyle çıtır çıtır yaktırırız. Ondan sonra da seyirde bakarız. Adam gibi konuş lan! Galile hemen
düzeltiyorum Hakim Bey, tamam. Dünya tilkinin kuyruğundadır. Yok yok, ayının postundadır. Olmadı, kaplumbağanın kabuğundadır. Eşeğin şeyinde, semerindedir. Çüş devenin alındadır. Ulan dinsiz imansızlar. Allah koca dünyayı bir kötü sarı öküzün boynunda mı yaratacak? Kardeşlerim, tam Engizisyon Mahkemesi kalemi çıt diye kıracaktı ki Galileo, yahu durun ya, durun, şaka yaptım. Şurada yemiş içmişliğimiz var, okeye dönmüşlüğümüz var. Niye okeye dönüyoruz? Çünkü biz bir çemberiz, birbirimizi tamamlıyoruz. Tıpkı dünya gibi, tıpkı ay gibi, tıpkı güneş gibi, tıpkı en güzel yüzüne bakmaya doyamayacağın cirlop gibi manitaların eteği gibi fırıl fırıl döner dururuz. Aman sabahlar olmasın deriz. Niye? Niye? Sabahtan ne gördük ki sabahlar olsun diyelim? Allah Allah. Derken akabinde ve detayında mahkeme başkanı kes lan dedi bulaşık. Sen papalardan, romalardan, romuluslardan daha mı iyi bileceksin? Öküz dedilerse öküz, merkep dedilerse merkep. Sen son sözün ne? Asıl onu söyle. Daha sırada Can Dark'ın mahkemesi var. Kardeşlerim dedi Galile. Hepimiz Allah'a inanıyoruz. Allah'ın yarattığı peygamberlere inanıyoruz. Meleklere inanıyoruz, insanlara inanıyoruz, dağlara inanıyoruz, taşlara inanıyoruz. Peteğin içerisindeki bala, karpuzun çekirdeğine, kavunun çekirdeğine inanıyoruz. Çizgiyi geçen topun gol olduğuna inanıyoruz da bir tek Allah'ın yarattığı dünyanın kendi etrafında sema edip fırıldak gibi döndüğüne mi inanmıyoruz? Kardeşlerim, mahkeme heyeti jüri üyelerinin kararını beklemeden, esas hakkında mütalaa bile yapmadan hemen oracıkta benzin döküp cayır cayır yaktılar. Ama Galile'yi değil, cübbelerini. Çünkü o topraklarda torpil hüküm sürüyor. Galile Papa'ya teleskop hediye ettiğinden naşi, aralarında bir hukuk bulunduğu için affedildi. Allah sizlere ömür versin. İki sahabesine bağışlandı. Karısı hemen Galile'nin koluna girdi. Aman kocacığım, kulun kurban olayım. Ne olur bir daha böyle ileri geri konuşma. Sana ne dünyanın yuvarlaklığından. Biz bakalım patatesin, domatesin, tencerenin yuvarlaklığına çorbamız kaynasın. Galile, ulan karı, ulan karı dedi. Şu dünyanın yuvarlaklığına en çok niye üzülüyorum biliyor musun? Dönüyorum, dolaşıyorum. Dolaşıyorum. Yine sana geliyorum ya. İşte öküzün boynuzları bana giriyordu ondan. İyi aga. Bu Galile nereden sarmış dünyanın dönmesine? Nereden saracak lan? Türklerden duymuş. Hani atlı karınca dönüyor, dönüyor. Dünya durmadan dönüyor, dönüyor. Diye bir şarkımız var ya. Onu duymuş, araklamış bulaşık. Galile diye abarttıkları budur.